Tamlayan eki in ve tamlanan eki i'nin kullanılmaması cümlede tamlama kuruluşundan kaynaklanan anlatım bozukluğuna yol açar. Örneğin her insan buna dikkat etmesi gerekir cümlesindeki etmesi sözcüğü tamlanan eki almıştır. O halde bu cümlede tamlayan olarak kullanılan her insan ifadesinin de in tamlayan ekini alması gerekir. Dolayısıyla bu cümle her insanın buna dikkat etmesi gerekir şeklinde olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır? Yani tamlama eki eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu arayacağım. A. Bazı duyguların geçici olduğu zamanla öğreniliyor. Burada böyle bir anlatım bozukluğu yok, eledim. B. İnsanların tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi önemlidir. Burada da bulamadım. C. İnsan hak ve özgürlükleri değerini herkesin bilmesi gerekir. Şimdi şöyle diyelim. İnsan hak ve özgürlüklerinin değerini şeklinde düzeltmem gerekir buradaki cümleyi. Yani buraya ben bir ne ekledim? Tamlayan eki ekledim. Tamlayan eki eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var diyebilirim C şıkkında. Bu soru için cevap C. D. Eğitim ve sağlık alanında birçok değişikliğin yapılacağı söyleniyor. Burada herhangi bir tamlanan eksikliği göremedim. Eksikliği göremedim daha doğrusu. C şıkkında az önce de söylediğim gibi tamlayan eki eksikliği sebebiyle bir anlatım bozukluğu var. Şu şekilde düzelttim. İnsan hak ve özgürlüklerinin değerini herkesin bilmesi gerekir şeklinde düzeltilmeli bu cümle. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda anlatım bozukluğu ile ilgili belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. 1. Anlatım bozukluğu var veya yok diye bulacağız. Kırtasiyeye gidilerek çocuklara yeni kalemler alındı. Bakın burada çatı uyumlu. Dolayısıyla anlatım bozukluğu yok. Eledim. A gitti. B. Yattığı odayı güzelce süpürdü. Tertemiz oldu. Şimdi burada arkadaşlar yattığı odayı güzelce süpürdü. Tamam, kim süpürdü? O süpürdü. Buradaki o işi yapan kişi tertemiz oldu dediğimde o tertemiz oldu diyemiyorum. Demek ki buraya oda veya odası tertemiz oldu demem lazım. Yani bir özne eksikliğim var. Tertemiz olanın kim olduğunu belirtmem lazım. Yani burada anlatım bozukluğu var. Doğru verilmiş. Eledim. 3'e bakıyorum. Yolda öğretmenini gördü. Gülümseyerek selam verdi. O yolda öğretmenini gördü. Kime gülümseyerek selam verdi? Öğretmenine. Burada gülümseyerek sözcüğünden önce öğretmenine veya ona ifadesini getirmem lazım. Peki bu hangi ögedir? Yer tamlayıcısıdır. Burada anlatım bozukluğu var demek ki. Yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu. Dolayısıyla şu tabloda yok işaretlenmiş. Demek ki burada bir yanlışlık yapılmış. Benim cevabım C. 4'e baktım. Birçok insanlar da aynı sınava başvurmuşlar. Şimdi burada fazla ek kullanmış arkadaşlar. Nasıl olması lazım? Özne yükleme uyumsuzluğu var. Birçok insanlar dememe gerek yok bir defa. Birçok diyorsam zaten insan ifadesi çoğul olmuş oluyor. Birçok insan da aynı sınava başvurmuş. Hatta buradakileri bile atabilirim şeklinde anlatım bozukluğunu düzeltebilirim. Burada bir anlatım bozukluğu var mı? Var. Bunu da eledim. Doğru gösterilmiş. Cevabım bu soru için Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu diğerlerinden farklı bir ögenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır? Bakalım. Bula bula gidelim. A. Yardımlarınız için sizi kutlamak ve teşekkür etmek istiyorum. Şimdi baktım. Yardımlarınız için sizi kutlamak istiyorum. Güzel olabilir. Peki kime teşekkür etmek istiyorum? Size. Kime sorusunun cevabını verdim ben buraya. Yani yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. B'ye baktım. Bu konuda bana niçin bu kadar güveniyor ve beni destekliyorsun. Kimi destekliyorsun? Beni. Bakın buraya bir
Nesne ekledim. Yani nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. C. Ameliyat gününü konuşmak için doktorla görüşmek istedim. Ama kimi bulamadım? Doktoru bulamadım. Buraya doktoru ifadesini ekledim. Yani bir nesne ekledim. Nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. D'ye baktım. Soğuk kış günlerinde hayvanlara yiyecek verin ve korumayı ihmal etmeyin. Kimi korumayı ihmal etmeyin? Onları, hayvanları korumayı ihmal etmeyin. Yine nesne ekledim. Bakın B, C, D şıklarında nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu varken A şıkkındaysa yer tamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Dolayısıyla benim cevabım Adana olmalıdır. Birden fazla kişinin özne olduğu cümlelerde yüklem bütün öznelere uygun olmalıdır. Örneğin tatile ablam ve ben gideceğim cümlesinde ben öznesinin yüklemi varken ablam öznesinin yüklemi yoktur. Dolayısıyla cümlede anlatım bozukluğu vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır? Hemen bakalım. A. Bizden başka herkes kazanın olduğu yerde toplanmışlardı. Burada bu doğrultuda bir anlatım bozukluğu bulamadım. Eledim. B. Hafta sonundaki pikniğe sınıftan bir ben bir de Ege gidemedi. Şimdi B'ye baktım. Hafta sonundaki pikniğe sınıftan bir ben bir de Ege gidemedi demiş. Bakın bir ben bir de Ege oluyorsa arkadaşlar artık burası biz oldu olarak kabul edeceğim. Biz gideme dik şeklinde olması lazım. Bu şekilde özne ile yüklem uyumlu hale getirilebilir. Benim aradığım yukarıdaki açıklamaya uygun anlatım bozukluğu B şıkkında varmış. Sorunun cevabı B gibi arkadaşlar. Diğerlerine baktığımda bu doğrultuda bir anlatım bozukluğu var mı bakalım. C. Birçok kişi imar barışından yararlanmak için dilekçe verdiler. Sadece buradakiler iki atılmalı. Eledim. D. Bugün habire merdiven çıkmaktan ayaklarım çok ağrıdılar. Ayaklarım çok ağrıdı demem lazımdı. Dolayısıyla bunu da eledim. Ancak yukarıda verilen bilgiye benzer bir anlatım bozukluğu sadece B şıkkında var. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Bursa arkadaşlar. Bu boşluğa aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilirse 3 cümledeki anlatım bozukluğunun da nedeni aynı olur. Bakalım. İlk cümleyi kontrol ettim. Yaptığı işe çok özendiği, çok dikkatle yaptığı belli oluyor. 2'ye baktım. Herkes onun bu tavrına hayran olmuş. Onu takdir etmişti şeklinde düzeltmem lazım. Bir nesne ekledim. İlk cümleye tekrar döndüm. Yaptığı işe çok özendiği, çok dikkatle yaptığı belli oluyor. Neyi çok dikkatle? Onu. Bakın burada da nesne ekledim. Yani ikisinde de nesne eksikliği var. Şıklarda da hangisinde nesne eksikliği var? Ben onu arayacağım. A. Ne zaman ondan farklı bir şey söylesem hemen beni eleştirir ve tartışırdı. Benle tartışırdı diyebilirim. Zarf tamlayıcısı eksikliği. A'yı eledim. B. Bana dediğine göre bir daha seni görmek ve seninle konuşmak istemiyormuş. Kim ile? Seninle. Zarf tamlayıcısı ekledim. Zarf tamlayıcısı eksikliği varmış B'de. C'ye bakıyorum. Herkes toplantıda söylenenleri saatlerce sessizce dinledi. Kim itiraz etmedi? Kimse. Bakın burada da özne eksikliği varmış. Eledim. Ben nesne eksikliği arıyorum. D. Çevresindeki yardıma muhtaçlara her zaman yardım eder. Kimi doyururdu? Onları doyururdu. Bakın kimi sorusunun cevabı neyi veriyor bana? Nesneyi veriyor. Demek ki burada nesne eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu varmış. Dolayısıyla bu sorunun cevabı Deniz'de olacak arkadaşlar. Ben nesne eksikliği olan cümleyi arıyordum çünkü. Edebiyat dünyasında yeni giren gençlere sahip çıkar, virgül, çok ilgilenirdi. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Şimdi edebiyat dünyasına giren yeni gençlere sahip çıkar. Kiminle çok ilgilenirdi? Onlarla. Buraya bir zarf tamlayıcısı ekledim. Bakıyorum hangi şıkta var bu bilgi? Şöyle baktığımda A'da bu bilgi yok, B'de yok, C'de yok. D'ye baktığımda çok sözcüğünden önce onlarla sözcüğü getirilerek demiş. Evet ben de zaten çok sözcüğünden önce onlarla ifadesini getirdim. Şu şekilde düzeltebiliyorum. Edebiyat dünyasında yeni giren gençlere sahip çıkar, onlara çok ilgilenirdi şeklinde. Bu sorunun cevabı Denizli. Bu parçadaki
cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Hemen bakalım. 1. Baykuşlar sıra dışı özellikleriyle birçok insanın dikkatini çekerler. 2. Geceleri avlanan bu yırtıcı kuşlar adeta gecenin sessiz kanatları gibidir. 3. 200'den fazla türü olduğu düşünülen baykuşlar Antarktika kıtası dışında dünyanın her yerinde yaşar. 4. Baykuşlar gövdelerini kaplayan yumuşak ve ince tüyler sayesinde diğer kuşlardan daha sessiz uçabilir. Şimdi birinci cümleye baktığımda baykuşlar dedi insan dışında bir varlık. Çoğul olarak verilmiş. Yükleme bakıyorum. Yani özden baykuşlar dikkatini çekerler dedi. Yüklemde çoğul verilmiş. Oysa insan dışındaki varlıklarda yüklemi çoğul vermeye gerek yoktu arkadaşlar. Bu bir anlatım bozukluğu sebebiydi. Dolayısıyla A şıkkında anlatım bozukluğu vardır. Çünkü kural bana ne diyordu arkadaşlar? Eğer özne, bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar ya da soyut kavramlar oluyorsa yüklem daima tekil olmak zorundaydı. Bu özellikten dolayı burada bir anlatım bozukluğu var. Sorumuzun cevabı kesin olarak Adana şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki ile aynı türden bir anlatım bozukluğu vardır? Bakalım. Yukarıdaki metni okuyorum. Deniz kıyısındaki bir otele gidersek sen denize, ben havuza girelim. Bakın burada bir yüklem eksikliği var sanki. Deniz kıyısındaki bir otele gidersek sen denize girersin. Ben havuza girerim şeklinde düzelttim. Bir yüklem ekleyerek düzelttim. A'ya baktım. Ortalıktaki ayakkabıları toplayıp düzenli bir şekilde ayakkabılığa dizildi. Burada çatı uyuşmazlığı var arkadaşlar. Ayakkabılığa dizdi diye düzeltmesi lazım. Benim aradığım bu değil. Eledim. B. Tabakta kalan son elmanın yarısını ben, yarısını da Ayşe yedi. Bakın buraya yarısını ben ifadesinden sonra yedim şeklinde bir yüklem getirmem lazım. Yüklem eksikliği var. Şöyle yaptım. Tabakta kalan son elmanın yarısını ben yedim. Yarısını da Ayşe yedi şeklinde anlatım bozukluğunu düzelttim. Aynı yukarıda verilen örnek cümledeki anlatım bozukluğu gibi düzeltildi. Dolayısıyla cevabım Bursa. Ceyhan ve Denizli'ye de bakalım. C. Bugünlerde kimse kimseyi dinlemiyor, bildiğini yapıyor. Herkes bildiğini yapıyor şeklinde bir özne eklemem lazım buraya. Bildiğini ifadesinden önce yani özne eksikliği var. Eledim. D. İşte tam da bu yüzden arkadaşlarına güvensin, sevsin istiyorum. Kimi sevsin? Onları, arkadaşlarını. Bakın bir tane nesne ekledim. Demek ki D'de de nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu varmış. Dolayısıyla benim cevabımın B olduğu kesinleşmiş oldu bu soru için arkadaşlar.